Esad'a da baskı yapılmalı. O bahsedilen unsurların gücünün kırılması için Türkiye ile Suriye'nin diyaloğu şart. Bunu gerek Sayın Cumhurbaşkanı söylüyor, tabii. Sayın Bahçeli söylüyor, Türkiye'nin etkin siyasileri söylüyor. Şart mutlaka görüşülmesi lazım ama bu Türkiye'nin önüne koyduğu şarttan bir kere vazgeçmesi lazım. Zaten o süreç işlediği zaman terörden arındırıldığında Suriye'de dediğimiz gibi o terör grupların haricinde muhalif olsun, iktidar destekçisi olsun, siyasi anlamda bir masada buluşulup siyasi çözüme gidildiğinde buradaki göçmenlerin, sığınmacıların, sınır aşan göçlerin güvenli coğrafyaya dönmesi sağlanması noktasında çok ciddi adımlar atıldığında zaten Türk askerinin orada ne işi kalacak ki? Biz de istemeyiz. Yani bizim askerimiz de, ordumuz da istemiyor, devletimiz de istemiyor. Elbette ki coğrafyamıza döneceğiz. Bir ülkenin toprak bütünü. Yani bu açıdan bakıldığında ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın Birleşmiş Milletler konuşmasıyla bağlantılı olarak son derece hem KKTC vurgusunu, Kıbrıs Türk Devleti vurgusunu, yani inşallah Kıbrıs Türk Devleti diyeceğimiz günler de gelecek. Artı Suriye vurgusunu önemsiyorum. Ve daha nerede söylesin? Yani Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda tüm dünyaya söylüyor bunu yani. Evet. Ve şunu da söylüyor. Terör grupların arkasında kimlerin olduğunu söylüyor. Amerika'sının falan filan söylüyor yani. İsmini zikretmiyor belki ama aynen Sayın Aliyev'in vurguladığı gibi arkadaki gücü işaret ediyor. Dikkat çekiyor, evet. İkincisi, bir noktaya daha şimdi Sayın Bahçeli ile ilgili notlarımı aldım. Şimdi Sayın Bahçeli, NATO vurgusu, Avrupa Birliği ile ilgili açıklamaları. Açıklayayım, daha ne desin? Daha İkincisi, ne desin? Cumhur İttifakı ama dedi ki iktidara yön vermeli, etkilemeli ya da bilmiyorum doğru ifade. Şimdi bakın, ama Cumhur ne İttifakı yapabilir ki zaten o? Ya, ittifak, sonuçta bir ittifak. Evet. Yani orada partiler bir bütün olsa tek parti olurlardı. Görüş ayrılığı ya, var mı? Parti. Görüş ayrılığı mı? %100 uzlaşsalar aynı parti çatısı altında birleşirler. Esas mesele nedir? Bir program, bir ilke çerçeve, ilkeler içinde bir program çerçevesinde bir ittifak yapılmış. Yoksa %100 aynı düşüncede olsalar ya AK Parti çatısı altında ya Milliyetçi Hareket Partisi çatısı altında zaten tek bir parti olur. Ama bunlar bizim ortak noktalarımız ya, milli işte, meseleler. Ama burası işte oraya geleceğim. Şimdi milli bir meselede Sayın Bahçeli partisinin görüşü olarak elbette ki Cumhur İttifakı'nın da en önemli iki paydaşından biri olarak bir çıkış yapıyor. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı konuşmayla da çok ne diyelim zıt konuşmalar değil aslında. Neden? Şimdi bir koordine olduğunu düşünüyorum. Ama Sayın Bahçeli Cumhur İttifakı'nın iki büyük paydaşından biri olarak bir parti genel başkanı olarak konuşuyor. Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olarak konuşuyor. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında Avrupa Birliği'ni cepheden hedef almayabilir. Almamalı. Sonuçta Amerika'yı da hedef almamalı, Rusya'yı da. Cumhurbaşkanları, yani hep diplomasi söylüyoruz ya, hani bir dönem Suriye ile görüşmeyelim falan diyenlere karşı, ya bir ülkeyle görüşmeyeceksek Amerika ile görüşmemeliyiz bir kere. Ama Amerika ile görüşüyorsak her ülkeyle de diplomasiyi işletmeliyiz diyoruz ya. Hı hı. Bu böyledir. Cumhurbaşkanları sorumlu koltukta oturdukları için daha belli kuvvetlere karşı daha yumuşak dil kullanırlar ama işaret ederler. Yani aslında Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında netlik var. Avrupa Birliği ile bu işler olmuyor. Olmayacağı belli. Avrupa Birliği hiçbir zaman bizi almayacak bir kere. Almak için de bu süreci işletmiş değil. Tam tersine kapıya bağlamak, o meşhur Almanların eski başbakanının cümlesi. Bağlamak ve oradan Türkiye'yi zayıflatmak. Ama dedi ki Sayın Erdoğan NATO zirvesi dönüşünde üyelik sürecinin yeniden canlandırılması noktasında olumlu bir kanaat hakim. Bu da işte yeşil ışık yakıyor şu Avrupa Birliği'ne üyelik noktasında yorumlandı. Ben soruyorum efendim. Türkiye'nin yumuşak karnı hep konuştuğumuz gibi ekonomi. Evet. Özcan hocamız da söyledi. Bunlar Nadir stratejik açıklamalar mı yani? Şimdi ekonominin birçok parçasını şu an Türkiye bir şekilde hamleler yapmaya çalışıyor. Üretim kesinlikle, altına imzamı atıyorum. Türkiye'nin kurtuluşu milli programlı bir üretimdir. Program ekseninde. Programsız üretim de fayda sağlamaz. Bunun planlamasını, programını hazırlayacaksın. Hep onu örnek veriyoruz. Savunma sanayi buna ciddi bir örnektir. Çok uzadı Sayın Bozkurt. Toparlayalım. Tamam, hemen toparlayayım. Değerli hocalarımın, değerli meslektaşımın da sözünü şey yapmayayım. Şimdi bu noktada Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Sayın Bahçeli'nin Avrupa Birliği ile ilgili açıklamalarını koordineli olduğunu düşünüyorum. Avrupa Birliği'ne Türkiye'nin yaklaşımı şu. Gümrük Birliği'ni revize edelim. Niye? Evet. Ya yapılan Gümrük Birliği Türkiye'nin aleyhine bir Gümrük Birliği anlaşmasıydı 95'teki. Avrupalı üretici faydalandı. Türk üreticisi faydalanamadı. Bunun revize edilmesi teklifi. Ha ben bundan çıkıyorum demez. Aşama aşama gidersiniz. 5 sene sonra bunun altyapısını oluşturursunuz. Çıkarsınız başka ülkelerle, Türk devletleriyle bir gümrük, yeni bir Gümrük Birliği anlaşması yaparsınız. Ek olarak gidersiniz Asya ülkeleriyle yaparsınız. Türkiye bu aşamaları geçiyor ama
bugün Körfez turuna çıkması kötü bir şey değildir. Amerika'da yatırımcılarla görüşmesi kötü bir şey değildir. Ama bu üretimi, Türk üretimini olumsuz etkiliyorsa kötüdür. Buna bakmak lazım. Kötüdür. Faiz konusunda katılmıyorum. Ben de katılmıyorum. Faizin artmasını ben de olumlu görmüyorum. Ama bir süre daha devam edecek dediler zaten. Görmüyorum. Olumlu bakın görmüyorum. Orta vadede programda yıl sonunda %33'tü şeyin, faizin %30'a geldi. Daha yıl sonu bitmeden yani nereye geldi? Söyleyeceklerim şimdilik özetle bunlar. NATO konusunda da düşüncelerim az çok belli. Geçmiş programlarda da söyledim. Evet. Ben Türkiye'nin NATO'dan çıkması gerektiğini düşünenlerdenim. Ama siz de öyle hemen olacak bir şey değil diyorsunuz. Bunun altyapısının oluşturularak ki ben hep şunu düşünüyorum. Bazen düşünmüyor değilim. Belki biraz polyanacılık mı oynuyoruz falan filan. Bu atılan adımlar, masanayi, ondan sonra o siyasetteki bağımsız adımlar, Rusya'yla NATO'ya rağmen sürdürülen olumlu iletişim falan filan. Belki de biz altyapısını oluşturuyoruz. Bilmiyorum. Bu adımlar çünkü kolay süreçler değil. Değil. Hemen hemen her konuda entegre olduğumuz bir yapıdan bahsediyoruz ki baskın bir yapı. Her şeyinizi yönetmek istedi. Ve içimize kadar girdiler. Özetle NATO sürecinde ben Türkiye'nin son derece dengeli, denge lafına çok kızıyorsunuz biliyorum. Son derece dengeli, olumlu anlamda dengeli yürüttüğünü düşünüyorum. Başı dik üreten bir Türkiye için NATO'dan çıkılmalı diyorsunuz hepiniz. İki cümleyle bir itirazımı söyleyebilirsem. Sayın Bahçeli ve Erdoğan evet NATO konusunda farklı açıklamalar yapsa da biz bir de Türk milleti olarak pratiğe bakacağız. Meclise geldiği zaman hepsi onaylıyor. Tabii ayrılık olmadığını görüyoruz. Finlandiya'yı gördük. Şimdi İsveç Ekim ayında ekonomi konusunda da gelecek. Avrupa Birliği açıklamaları yaparken bakın BRICS, dünya BRICS'e koşuyor. Evet. Ve aynı zamanda Şangay İşbirliği Örgütü'ne koşuyor. Türk Devletleri Teşkilatı çok büyük bir ekonomik teşkilat. İşte yeraltı kaynakları, insan gücü, genç insan gücü, işte ondan sonra diğer ekonomik büyümesi Türkiye en az burada nerede mi? Evet yani Türkiye buralarda hamle yapmakta geciktiğini söylüyor. Bakın Sayın Bahçeli'yle ilgili o Avrupa Birliği ile ilgili çıkışıyla ilgili bir şey hatırlatayım. 2004 yılıydı belki Özcan hocamız hatırlar. 2004 yılı o Türkiye'de gündüz vakti havai fişeklerin patlatıldığı dönem. Ondan sonra 2004 yılıydı galiba bir miting yapıldı Tandoğan Meydanı'nda. Milliyetçi Hareket Partisi yaptı. Ben mitingi de muhabir olarak takip etmiştim. Sayın Bahçeli'nin o mitingle ilgili bir açıklaması vardı. Aslında hükümet bize kızıyor demişti. Yani eleştiriyor falan filan. Hükümet çünkü eleştirmişti. Avrupa Birliği karşılıklarını eleştiriyordu oranı. Farkında değil ama Türk kamuoyunun rahatsızlıklarını biz o mitinglerle aslında hükümetin eline koz olarak veriyoruz. Peki. Kullanabilirlerse. Bir cümle daha söyleyeyim. NATO konusunda da bakın sürekli zehirli gaz aldığınız bir örgüt var. Sürekli sizi boğan bir örgüt var. Doğru altyapı yani kurmak lazım ama size NATO sadece şuna engel olmuyor. Sizin rahat nefes almanıza değil, dostlarınız da işte size güven. Yani bugün ortaklık kuracaklarınız da bu NATO ülkesi diye bir şüpheyle bakıyor. O açıdan şu, zehirli gazı alıyorsunuz. Elbette bir zaman ölmeden çıkabilirsiniz ama bakın çok zehirli gaz alırsanız da kalıcı hasarlar bırakabilir. Türkiye yeterince Atlantik sürecinde arkada kalan 80 yılda çok kalıcı hasarlar almaya başladı. Sonra çıkmak isteseniz de çıkamaz mısınız? Çıkmak isteseniz çıkarsınız. Getiriyorsunuz yani, yok ama. Yani burada demek istediğimiz nokta şu, zehirleyemiyor. Görüyoruz bakın denge politikası diyoruz ya, siz orada Rusya'ya karşı kuşatma planına imza atıyorsunuz. Şimdi Rusya ile Doğu Akdeniz'de nasıl ortaklık yapacaksınız? Tamam yapıyorsunuz bir şekilde ama o dengeler ileride tekrar bozulmaya mahkum. O açıdan burada yapacağınız hamle erken şey Türkiye'nin bir an önce az hasarla çıkması ve yoluna bakması olarak görüyorum. Yani siz şunu mu bir anlamda ortaya koyuyorsunuz? Hem Avrupa Birliği ilişkilerin daha sağlıklı zeminde iyi bir şekilde geliştirilmesini savunup hem de KKTC'yi dünyaya tanıtamazsınız. Elbette yani. Varsa gerçeği yapalım. Bir bütün tabii. Merhaba arkadaşlar, ben Halil Nebiler. Ulusal YouTube kanalına göz attığınız için peşin peşin teşekkür ederim. Eğer daha fazla video, program özeti, ne bileyim canlı yayın falan izlemek isterseniz sağ taraftaki abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Butonlar da aşağıda mı yukarıda mı, aşağıda galiba değil mi? Oraya tıklayabilirsiniz. Son dakika haberleri için ulusal uygulamasını indirmeyi unutmayın. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim.